Geçen günlerde PTT Playoff final maçında seri penaltılar sonucu Antalya Spor'a yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Samsun Spor, gelecek sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. 2015-2016 sezonu için Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyelerinin sürekli toplantı halinde olduklarını ve önümüzdeki hafta içerisinde de bir yol haritası çıkaracaklarını belirten Samsun Spor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, çünkü önümüzde bekleyen ciddi sıkıntılar var. Bunların çözümüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar netleştikten sonra bizim yol haritamız hazır. Zaten sezon içerisinde de başkanımızın talimatıyla gelecek dönemle ilgili çalışmalara başlamıştık. Gerek iç transfer gerekse dış transferle ilgili çalışmalara başlamıştık. Bu çalışmalarımız devamda ediyor. Yönetim ve başkanımızın önümüzdeki hafta alacağı kararla ilgili bunları hayata geçireceğiz ama son talimat başkandan bekliyoruz. Neler yapacağımızı ilgili önümüzdeki hafta netleşecek dedi. Hafta içerisinde transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Zeren, önümüzdeki hafta iç transferle devam edeceğimiz oyuncularla ilgili görüşmelerimiz olacak. Transfer edeceğimiz yabancı oyuncularla temasımız olacak. Yine yurt içinden transferi düşündüğümüz Türk oyuncularımıza temasa geçeceğiz. Bunların hepsinin planı ve programı hazır ama son karar başkan ve yönetimimizde olacak. Bunların kararından sonra programlarımızı hayata geçireceğiz. Şu an için beklemedeyiz diye konuştu. Embilla'nın Süper Lig'de oynamayı çok istediğinde belirten Zeren, Embilla'yı başkanımız ülkesine yolcu etti. Embilla burada çok mutlu. Zaten Emilla burada mutlu ve huzurlu olduğu için başarılı bir sezon geçirdi. Samsun Spor'la Süper Lig arzusu vardı. Samsun Spor'da Süper Lig'i oynamayı çok istiyordu. O bu sene olmadı. Süper Lig'den bir teklif geldiğinde anlaşabilirse Embiid'le Süper Lig'de oynamayı istiyor. O bunun en doğal hakkı. Bu bizi de çok mutlu eder. Bizim kulübümüzden Süper Lig'e transfer olan oyuncumuz bizi de mutlu eder. Ama PTT 1. Lig'de kaldığı takdirde anlaşacağı birinci kulüp Samsun Spor olacaktır. Embiid'i isteyen birçok kulüp var. Haberleri hem bize hem de kendisine geliyor. Ama şu anda Embiid'le hiç kimseyle şu aşamada görüşmüyor. Zaten Embiid'le şu anda ülkesine gitti. 15-20 gün ülkesinde tatil yaptıktan sonra her şey daha da netleşecek. Embilla'yı tabii ki biz kadromuzda görmek isteriz. Embilla'nın hedefi Süper Lig ama olmazsa PTT 1. Lig'de önce bizlerle görüşecek. Ofeyodu ve Ivanov'un sözleşmesi devam ediyor ve onlarla ilgili bir sıkıntı yok şeklinde konuştu. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, playoff finalinde taraftarlığının neden olduğu saha olaylarıyla çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Samsun Spor'a toplam 17 bin lira para cezası verdi. Kurul Antalya Spor'a ise 45.250 lira ceza verilmesini kararlaştırdı.